Evet Emre, şimdi oradaki son durum için sözü sana bırakacağız. Neler yaşanıyor? Yangın hala kontrol altına alınabilmiş değil. Gece boyunca gece görüşlü helikopterler yangını söndürmek için mücadele etti. Sayın Validen açıklamaları dinledik. Şimdi son sözü sana bırakalım. Evet, önce şununla başlayalım. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte hava unsurları devreye girdiler ve şu an şunu söyleyelim. Orman Genel Müdürlüğü envanterindeki birçok hava desteği şu an burada. 9 uçak, 26 helikopter bölgede. Şimdi Samet Yazıcı size yangın söndürme çalışmalarının yapıldığı noktaları gösterirken öncelikle biraz coğrafya hakkında bilgi verelim. Sarp kayalıklardan oluşuyor. Tabii çam ağaçları çok yoğun. Şu anda da kadrajımıza bir helikopter giriyor. 26 helikopterden bahsettik. 9 uçak. Tabii bu hava unsurları sabah saatleriyle desteğe başladılar. Orman Genel Müdürü'nün elinde bulunan hava unsurlarının çok büyük bir kısmı şu anda burada. Tabii gece ulaşılamayan sarp noktalar ve tepeler vardı. Şu anda da helikopterler o noktalara su atışları yapıyorlar. Yaklaşık 2-2,5 tonluk hazineleri var işte şu anda da görüyorsunuz. Tabii dün 18.30 sıralarında başlamıştı. Emet'in Küreci ile Samrık köyleri arasında başlamıştı yangın. Henüz nedeni bilinmiyor. Hangi nedenden dolayı çıktı yangının bilinmiyor. İlk aşamada bir helikopter ve insansız hava araçları kullanıldı. Yangın noktaları tespit edildi. Ancak gece saatlerinde sadece Kütahya'da konuşlandırılan helikopterlerle müdahale edildiği için yeterli gelinemedi. Tabii sonrasında gece saatlerinde gece söndürme kabiliyetli olan helikopterler geldi. 2 adet. Ardından tabii Manisa Akhisar'da yangın vardı. O yangında kontrol altına alınır alınmaz 3 gece görüş ve gece söndürme kabiliyetli helikopter daha geldi ve toplamda 5 helikopter gece boyu alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşmaması için mücadele ettiler. Tabii şu an için bölgede rüzgar az evvel başladı. Sabah saatlerinde yoktu. Ekipler de rüzgar başlamadan önce alevleri kontrol altına almak için büyük bir uğraş verdiler. Kütahya Valisi Ali Çelik açıklamada bulunmuştu. Şunu söylemişti en dikkat çeken. İlk müdahale 12 dakika içerisinde gerçekleşti demişti. Ve 3 noktada kontrol altına alındığından bahsetmişti yangının. O 3 nokta diyoruz. Evet, o 3 noktada kontrol altına alındı. Tek bir nokta kaldı. O noktada 200 hektarlık bir alan ve neyse ki o alan yerleşim yerlerine yakın değil. Uzak bir noktada yangın sürüyor. Tabii köyden bahsettik. Küreci köyü, 97 nüfuslu 45 haneli Küreci köyü, köy tamamıyla tahliye edildi ve ahırlardaki hayvanlarla birlikte tahliye işlemi yapıldı ve Küreci köyü sakinleri aslında geceyi araçlarında geçirdiler diyelim. Tabii toplama bakıldığında tekrarlayalım. 9 yangın söndürme uçağı, 5 gece görüşlü toplam 28 helikopter, 78 arazoz, 12 ikmal su aracı, 8 iş makinesi, 700 personel ile yangına müdahale sürüyor. Tabii bu 700 personelin 485 Orman Genel Müdürlüğü personeli. Tabii rüzgar bekleniyordu. Şu an itibariyle de zaten esmeye başladı. Tabii burası köyden yaklaşık bir 5 kilometre yukarısı yaylalara doğru gidilen yol. Zaten yaylalarda da yine tahliye işlemleri yapıldı. Ve bu noktaya gelene kadar çam ağaçlarıyla kaplı iki yanı da ormanın birçok kısmı yanmış diyebiliriz. Tabii alt kısmından, yolun altından başlayan orman yangını tabii rüzgarın da şiddetiyle üst taraflara sıçrayarak ilerliyor. Tabii şu an tekrarlayalım, yangının 3 noktada kontrol altına alındı. Şu an 200 hektarlık alanda yangın sürüyor. Bu son açıklamaydı ve şu anda yangın söndürme çalışmaları da bölgede devam ediyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Emre Timur, çok teşekkür ediyoruz. Haber nöbetini sürdürüyorsun. Olay yerinde kameraman arkadaşımızla birlikte kolaylıklar diliyoruz. Aman dikkat. Evet, ekip arkadaşımız Emre Timur haber nöbetini sürdürüyor. Yangın devam ediyor.